bu yıldızların nasıl oluştuğunu ilk bölümde görmüştük. İnanılmaz bir güçle patlar. Bu patlamaya süpernova denir. Bizim bakış doğrultumuza göre diğerinin arkasına havaya geçerse... Havaya bir top atarsak bu topun dünyanın çekim kuvvetinden kaçıp uzaya gitmesi demektir. Şimdi hem kütlesi hem de yoğunluğu aşırı yüksek bir cisim düşünün. Ancak cücelerin sayısı diğerlerinin 10 katıysa o zaman uzun boylu sayılırsınız. Hava sürtünmesinin olmadığı bir vakum ortamında olduğumuzu hayal edelim. Basınçtan ve beyaz cücenin sıcaklığından dolayı füzyon yoluyla yanmaya başlar. Bir çay kaşığı nötron yıldızının kütlesi milyonlarca ton. Sonsuz yoğunluktaki cisme ise kara delik denir. Tam da tahmin ettiğiniz şey olur. Mekiğin her noktası kütle çekiminin etkisinde kalan yerler. Evrene yolluyorsun. Evrende sana geri yolluyor. Sonuçta dünyamız atmosferin ötesindekilere göre bir kum tanesinden bile daha küçük. Kendinize iyi bakın.